Sevgili seyirciler, Politik Bakış'ta Bursa Ticaret Sanayi Odası 61. Komite Başkanı Sayın Fatih Özkul'a sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında sağlık turizminden bahsettik çünkü reklam arasında konuştuğumuz için sağlık turizmi Türkiye'nin belki en önemli gelir kaynaklarından biri olabilir. Ben hala aynı fikir. Çünkü ben Türk hekimlerinin çok çok başarılı olduğuna inanan bir tarzım var. Hatta zaman içerisinde bu hekimlerin yurt dışına tedaviye giden eşler, dostlar, tanıdıklarımız oldu. Eyvallah. Çok ayrıcalıklı delik tedavisi başımız üzerinde yeri var. Ama çoğu tedavinin ben Bursa'da yapılacağına veya Türkiye'de yapılacağına inananlardanım. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Tabii şu anda dünyadaki sağlık turizmi pastasının diyeyim, biz neredeyse %2 civarında pay alıyoruz. Rakamları kaba taslak söylüyorum. Milyarlarca dolar orada bir pasta var. Ama potansiyel çok yüksek. Her geçen günde artıyor bu potansiyel. Ve hakikaten dediğiniz gibi önceden, ya bundan 20-30 yıl önce yurt dışına gidip orada ameliyat olunurdu, hizmet alınırdı. Ama şu anda emin olun Amerika'dan bile Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti alanlar var. Ve bu ister cihaz yatırımı, donanım gerektiren işler olsun, ister operatör yani cerrahi tarafta olsun, çok kıymetli, çok donanımlı ve kalifiye insanımız var ve cihaz yatırım parkurumuz var. Yani ben tırnak içerisinde şu an Türkiye'deki görüntüleme cihazları, radyo göre Avrupa'dan çok daha fazla. Tabii fazla, yani fazla ben... ve yani radyolog olduğum için de söyleyebilirim. Ve bunu yorumlayan hekimler de çok kalifiye. Ya ben de onun çok... için biz bu potansiyelden, yani bir de Türkiye'nin çıkış noktalarından biri. Hasta geliyor, ihracatı konuşuyoruz. Yani Türkiye şu kadar ihracat yapacak diye. O ihracatı yapabilmek için 10 birim ürün alıyorsunuz, onu üretiyorsunuz, katma değer oluşturup belki 15'e, 14'e satıyorsunuz. Ama sağlık turizminde böyle bir şey yok. Hasta geliyor, 10 bin dolarlık işlem mi yaptırdı? Zaten tüm potansiyel burada. Yani cihaz yatırımını yapmışsınız, ekip sizin ekibiniz. Ve 10 bin dolar direkt ülkeye kalmış oluyor. Aslında şimdi bununla ilgili şunu ifadeye kullanmak lazım. Belki doğru mudur, yanlış mıdır ama siz bunu sektör içerisinde az önce kadrolardan bahsettik. Sağlık turizminde belirli rakamda aşan kişiler ücretsiz kadro tahsisi de yapılabilir. Mesela ciddi anlamda eğer ülke döviz girdisi sağlıyorsa, örnek veriyorum, evet. 1 milyon dolar, 500 milyon dolar, 2 milyon dolar. Buna devletin Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı anlaşırlar. Bir kademe koyarlar. Onun akabinde kadro verildiği zaman hem teşvik edici unsur olur hem de bence çok daha fazla gelirimiz artar diye düşündüm ben sizi konuşunuz. Evet. Ya tabii dediğimiz gibi yani Sağlık Bakanlığı haklı olarak planlamaya tabi tutuyor bunu. Ama sağlık turizmi özelinde planlama ile ilgili sağlık turizmi planlaması dahilinde kadro tahsisi edebilir. Evet, ben aynı şekilde düşünüyorum, evet. Yani çünkü bence sağlık turizmi çok daha önemli. Belki ilerleyen süreçte akabinde şu da var. Belki özel sektörün tamamen kurtuluşu olacak yani. Tabii ya, yani özel sektör ve Türkiye'ye dolar döviz girdisi oluşturacak konulardan biri. Zamanında Mustafa Eskin vekilimiz de sağlık turizmi derneğindeyken, evet. BUSAT'tayken bu özel sağlık alanları yapılır mı? Özel serbest bölge, evet. Serbest bölge gibi konuşuyorduk. Çünkü yani şimdi kamuda diyor ki yani ben bunu tahsis ettiğim zaman sen bunu sadece sağlık turistine mi kullanacaksın yoksa iç pazara da kullanacak mısın gibi söylüyordu. Ama yani sağlık turizmine ilgili hakikaten potansiyel var ama bununla ilgili de kadro tahsisine özel sektörün ihtiyacı var. Bence bu çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Şu var mı acaba sektörde ilk başlangıçta kontrolsüz bir büyüme var mı ülke geneline baktığımızda? Çünkü zaman zaman ben sektörel dergilere bakıyorum. İşte satılık kadrosu, kapanan hastaneler, kapanan tıp merkezleri var. Akabinde tamam tabii ki olumlu taraflar var ama olumsuz taraflar arasında değerlendirilen ne gibi olumsuzluklar var? Veya bu olumsuzlukta neden oluyor? Ya planlama tabii ki olması zorunda olan bir şey. Yani hatta plansızlık tam tersi kötü sonuçlar doğuruyor. Biz ülkemizde yaşıyoruz. Yani bakıyoruz çiğ köfte çok iyi bir sektör oluyor. Bir bakıyoruz aynı sokakta 5 tane çiğ köfteci açılmış. İşte lokmacılar vardı bir ara. Hala tatlıcılar vardı. İyi olunca herkes yükleniyor. Zamanında sağlık sektörü de bunu yaşadı. Yani hani insanlar baktı o sağlık sektörü iyi gidiyor 2008'e kadar. Herkes hastaneci, işte tıp merkezi işine girmeye çalıştı. Tabii hakkıyla yapılamayınca, layıkıyla ve güven unsuru da boşta kaldığı zaman sıkıntıya düştü. Bir sürü de ondan dolayı kalan sektörde sekteye uğrayan işler oldu.
kapanan kurumlar oldu. Onların plansızlıktan dolayı doğduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Ama planlamada tabii çok katı uygulandığı zaman da ister istemez sektörün de önünü kapatmış oluyor. Denge içerisinde olacak bu. Plansız bir şey olmaması lazım. Hatta şimdi tabii Avrupa'da daha sistem oturmuş, işte yurt dışında konuşuyoruz. Bir yerde bir yere bir dükkan açacağın zaman oranın belediyesinden izin alman gerekiyor. İşte bakıyor adam sandım planlamasına. Diyor ki kuru yemişçi mi açacaksın? Diyor ki burada 5 tane kuru yemişçi var, sen fazlasın diyor. Yani diğer insanları da gözeterek yapıyor. Aslında bunu Bursa'da BESAŞ doğru yapıyor. Neden BESAŞ bayla alacağınız zaman diyor ki en yakın BESAŞ büfesine 500 metre olacaksın, en yakın fırına 100 metre uzaklıkta olacaksın diye aslında baktığında. Neden? Kriterleri çünkü var. Rekabet yaparken adilane yapalım diyor yani aslında. Doğru. Bence burada tabii hastane ruhsatı verirken de... Ama bu dönemde yani sağlık turizminin bu kadar potansiyel olduğu dönemde kamunun yani bizim kanaatimiz tabii... Bu dönemde kadro tahsisi yapması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta sizin dediğiniz gibi yani bunu teşvik etsin ve bir pay kaynak oluşturulacaksa da bu kamuya aktarılsın. Yani kamu bu ücretlendirmeyi yapsın ve özel sektöre sunsun diye de düşünüyoruz. Bence çok çok önemli. Sektörün yaşadığı diğer sorunlardan bir tanesi denetim ve cezalar noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda... Evet. Neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor aslında birinci ağızdan öğrenmek lazım. Çünkü dün baktığımızda yine sektör içerisinde rekabet kurumu bir cezaları var aslında baktığında. Çünkü herkes bakıyor belki ilk manşeti açtığında ya ne oldu ne oluyor diye bakıyor ama bir de siz sektörün içerisinde bunu çok iyi bilen bir insansınız. Gerçekten denetim ve buna benzer cezalar konusunda sektör olarak neler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şöyle tabii Türkiye'deki belki en fazla denetlenen kurumlardandır sağlık kurumları. Hem SGK'dan hem Sağlık Bakanlığı'ndan. Tabii hem SGK hem Sağlık Bakanlığı. Ya bizim Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü üstünden yapıyor bu denetimleri. Senede iki kere denetimimiz oluyor. Kalite denetimlerimiz oluyor. Sağlıkta kalite denetimleri senede bir kere. Yoğun bakımlarımız senede iki kere denetleniyor. İhtiyaç olduğu zaman da işte evde bakım, ameliyathane, doğumhane bunların 3 ayda bir de denetimleri oluyor. Yani şu anda Türkiye'de en fazla denetlenen olması gereken de bu zaten. Çünkü verdiğimiz hizmet insan sağlığıyla ilgili bir hizmet. Kalitenin ve sürdürülebilir, doğru sürdürülebilir olması açısından da kamunun bu denetimleri yapması lazım. Ama tabii bazen işte kantarın topuzu fazla kaçıyor mu tarafını yaşıyoruz. En ufak bir şeyde sıkıntı olduğu zaman hemen üstünü çizdi, yaptı tarafı. Hatta tabii özel hastaneler yönetmeliği değişti. Önceden çok daha katıydı. Bir şey olduğu zaman hemen kapatma, hemen uçuralım kellesi tarafında yönetmelik vardı. Şimdi daha döndü, o değişti. Maddi tarafa geldi, maddi... Cezalara gelmiş oldu. Ama ya tabii bu kadar denetlenen sektörde çok fazla siz negatif bakış açısıyla yaklaşırsanız tabii ki şey bulursunuz. Yani sıkıntı bulursunuz, eksiklik bulunursunuz. Bir de şunun düzenlenmesi gerekiyor düşünüyorum. Yani bazen muhtemelen sizlerle karşı karşıya kaldığınız için gereksiz yani bir mere eskiden bir mere şimdi cimer oldu. Şikayetlere maruz kılıyor musunuz yani mesela? Ya tabii yani o olması gereken bir şey ama tabii bir de şu tarafı da söyleyeyim. Kültür meselesi bu. Yani bizim insanımız elinin altında çok kolay ulaşılan bir şey olduğu zaman yani işte ben baktım üstünü beğenmedim hemen arayayım. Kızdım ona hemen arayayım. Kültür yapısı oturduktan sonra layıkıyla işleyen bir sistem olacağını düşünüyorum ben. Asıl sıkıntı bizim insanımızın o şikayet kültürünü doğru işletememesinden kaynaklı. Çünkü en ufak bir şeyde bile şikayet tarafıyla karşımıza çıkıyor. Yani bunu şeyde de yaşıyoruz. Yani 112 telefonu, ambulans istiyor. Neyi var ambulans? İşte ayağım ağrıdı. Ya ambulans çok acil durumlarda istenebilecek bir şey. Sen bunu hemen o kadar kolay istememen lazım. Ama ne yapacağız? 112 telefonu... Ya da bir enjeksiyon yaptıracağım ha? Şu anda yani 112 oldu, numaralar değişti, hepsi ortak toplandı ama acil durumda kullanacaksın sen bunu. Biz numarayı kaldırabilir miyiz ortadan? Kaldıramayız. İhtiyaç olan arayamayacak o zaman. Bu kültürün oturması zamanla olacak. Belki bizim çocuklarımızın döneminde daha da oturmuş bir kültür olacak. Yani tabii son dönemde şu tarafı da söyleyeyim, denetim kurumu, rekabet kurumu ile ilgili bir süreç yaşandı. Tabii
Türkiye hukuk bir devleti. Bunun mahkeme tarafları var. Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği olarak da bu tarafı da takip ediyoruz biz. Hukuk süreci de başlayacak orada. Tabii yaparken de sektörü incitmeden, yaşam şansı vererek denetimler yapılması gerektiğini de vurguluyoruz tekrardan. Aslında bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi herkes özel hastane paralı biliyor. Ben sizin çalıştığınız kurum açısından şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Muhtemelen diğer arkadaşlar da öyle vardır. Bazen sosyal sorumluluk projesi gereği, tamam mı? Ya da gerçekten samimiyete inandığınız zaman birçok insanın ücretsiz tedavisine ben şahit oldum. Bu konuda birkaç cümle ifade etmek ister misiniz? Yani ben bunu çünkü kendim şahit ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü herkes özel hastane ille de paralı zannetmiyor. Gerçekten samimi olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim yani. Aslında özel hastaneler yönetmeliğinde de var. Yani baktığınız hastanın bir kısmını ihtiyaç sahibi hastalarda ücretsiz bakmak zorundasınız. Yani bizim kurumumuz nezdinde ve bildiğimiz başka kurumlar da var. Yani yaptığın işin zekatını verme tarafı vardır bizim kültürümüzde, inancımızda. Hem ondan dolayı da yaptığımız iş bereketlensin tarafı diye de olabildiğince bizim kurumumuzda ve bildiğimiz birkaç kurumda da bu işler yapılıyor. Ben mesela bugün örnek vereyim. Kendi isim vermeden kurum reklama girmesin diye, ama Sayın Özkun'un sahibi olduğu hastanede diş Mart ayında diş bakımı, diş muayenesi ücretsiz diye ben bildiğim için rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, yani. Evet. Yani arada bunları yapıyoruz ki yani ihtiyacı olan hakikaten o anda ücreti ödeyemeyecek kişiler de bundan faydalansın. Dediğim gibi yani bu bizim inancımızın da gereği, yaptığımız işin de bereketlensin düşüncesiyle yaptığımız işler. İnsanla çalışıyoruz, insanların gönlünü kazanıyoruz, duasını kazanıyoruz da öyle bir tarafı da var. Bence çok çok önemli. Aslında bir de pandemi artık şey var, ben şunu her yayında şunu diyorum, bugün bir sağlıkçı bir doktor olunca çok daha rahat oluyor. Türk Ovak konusunda bir şeyler ifade etmek ister misiniz? Çünkü Sayın Sağlık Bakanımız geçen haftalarda maçta Türk Ovak'ın desteğini verdi. Ben her programda Türk Ovak maske mesafe dedim. Sizler de bir şeyler ifade edin. Ya tabii şimdi pandeminin yavaşladığını görüyoruz bu dönemde. İnsanların daha az hırpalandığını da görüyoruz hastalıktan. Bunun en önemli sebebi aşılar. Evet, virüs şey değiştirdi. Şekil değiştirdi. Genetik şekil mutasyonu değiştirdi. Akciğer tutulumu daha az yaşıyor ama aşılılarda bunu görüyoruz. Ama aşısızlarda yine yoğun bakım endikasyonu olduğunu görüyoruz. Yani bunun için aşılanmanın önemini tekrardan vurgulamak istiyoruz. Tabii belki ileride aşılanmayla ilgili hatırlatma dozları olacaktır. İlk başta Çin menşeli, sonra Alman menşeli aşılarla yola çıktık. Ama şu anda Türk kendi yerli ve milli aşımızı oluşturduk. Bunu yapabilen sayılı devletlerden biriyiz. Kayseri Üniversitesi, yani Erciyes Üniversitesi ekibine de ve tüm destekleyen birimlere de teşekkürü tekrardan iletmek istiyorum ben. Üstümüzde kalmasın. Ve çok iyi sonuçlar aldığımızı da deneysel anlamda yaptığımız örneklemlerde de Türk Ovak aşısında biliyoruz. Koruyuculuğu çok çok iyi diyorlar. Tabii yani koruyuculuğu iyi. Hatırlatma dozlarında olabilir veya şu anda Türkiye'de belki %10 civarı aşıya çok fazla sıcak bakmayan insanımız var. Onların da yerli ve milli olduğu için, çünkü hepimiz belli tereddütleri yaşadık döneminde, kendi eksik kalan aşılarını da Türk Ovak'ta tamamlayabileceklerini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bence çok çok önemli. Son Bursalılar son sözünü alalım, ondan sonra beraber programı kapatalım size. Bursalılar son sözünüzü alayım. Ondan sonra... Bursalılara son sözümüz. tabii biz özel sağlık sektörü olarak insana hizmet ediyoruz. İnsan sağlığına yönelik işler yapıyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerin de öneminin farkındayız. Yani hem vicdani bir iş, hem insani bir iş. Layıkıyla yaptığımızı da düşünüyoruz. İnşallah Bursa'ya tüm sektör adına konuşuyorum. İnsanlara dokunuruz, doğru işler yaparız. Onların sağlıklarını kazanmalarına vesile oluruz diyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Aslında ben her zaman şunu ifade ediyorum. Bursa özelinde ve Bursa genelinde ve Türkiye genelinde eğer gerçekten özel hastanelerde sıkıntı yaşıyorsanız muhakkak oranın bir idare servisine gidip muhakkak bir çözüm üretilecektir diye düşünüyorum. Evet. En azından sizin adına bu sözü veriyorum ben kendi adıma. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir program daha sonuna gelelim. Maske, mesafe, temizlik ve Türk Ovak diyoruz. İyi akşamlar.